Teknohayat'tan herkese merhaba. Teknoloji ve bilim dünyasından haberler ve yenilikleri aktaracağımız yeni bir bölümle karşınızdayız. Akıllı telefonlarda dokunmatik ve sesle kontrol, bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknolojiyle tarih olacak gibi duruyor. Yeni teknolojiyle telefonların yüz ve kulaktaki kas hareketleriyle kontrol edilebilmesi sağlanacak. Böylelikle elimizin dolu olduğu durumlarda, sesle kontrolün zorlaştığı kalabalık ortamlarda akıllı telefonları kontrol etmek kolaylaşacak. Almanya'nın Fraunhofer Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanları, telefonun yüz hareketleriyle kontrol edilmesini sağlayan ve bu hareket durumlarını kulaktan tespit eden bir sensör geliştirdi. Earfield Sensing olarak bilinen teknolojiyle kulak kanalına yerleştirilen bir sensör sayesinde göz kırpma, gülümseme gibi yüz hareketlerinin etkisiyle kulak kanalındaki küçük kas hareketleri tespit ediliyor. Ayrıca başı aşağı yukarı, sağa sola sallama gibi hareketler de algılanabiliyor. Bu yüz hareketlerinin her biri aramaların alma, reddetme veya bir çalma listesindeki şarkının değiştirilmesi gibi farklı görevlere atanabiliyor. Tüm komutlar ilgili akıllı telefon üzerinde toplanarak işlenebiliyor. İddialara göre bu teknoloji sayesinde sürücülerde uyku tespiti de yapılabilecek. Bilim ve teknoloji dünyasında diğer öne çıkan haberlerden hazırladığımız haber turuyla devam ediyoruz. Hipersonik uçakların geliştirilmesi konusunda engeller açılıyor. Bu tip uçakların geliştirilmesine engel olan uçuş sırasında sürtünmeyle oluşan ısı problemi yavaş yavaş çözülüyor. Çin ve İngiliz bilim adamlarından oluşan bir ekip, hipersonik seyahatte kullanılabilecek yeni bir karbür esaslı seramik kaplama geliştirdi. Tamamen yeni bir üretim tekniğinden türetilen devrim niteliğindeki seramik kaplama, uygulandığı hava aracına süper güçlü ve oksidasyona karşı dayanıklı bir yapı kazandırıyor. Hipersonik uçakların geliştirilmesiyle küresel seyahat süreleri %700'e kadar kısalabilir. Dünyayı birkaç saat içinde dolaşmak mümkün hale gelebilir. Dronlara olan ilginin artmasıyla teknoloji şirketleri de bu cihazlara yatırımlarını artırıyor. Gündemde olan yeni bir drone projesi, özellikle dağ bisikletçilerinin ve ekstrem sporlarla uğraşanların ilgisini çekeceğe benziyor. Dayanıklı tasarıma ve akıllı izleme teknolojisine sahip olan drone da, aşırı yükseklik değişiklikleri durumunda zemine çarpmamasına yardımcı olacak bir mesafe sensörü yer alıyor. Ayrıca barometrik hava basıncı sensörü, GPS ve ivme ölçerin bulunduğu bu yeni drone sayesinde rüzgarlı havalarda bile uçmaya devam edebilecek. Pürüzsüz video çekimleriyle kamera sabitleme sisteminin de yer aldığı drone, saatte maksimum 72 km hıza ulaşabiliyor. Pili tam şarj edildiğinde 20 dakikaya kadar uçuş süresi vaat eden drone da eve otomatik dönme özelliği de bulunuyor. Yeni oyunlar, oyunların merakla beklenen yeni versiyonları. Gelin oyun dünyasından son haberleri de birlikte göz atalım. Merakla beklenen Gran Turismo Sport'un çıkış tarihi bir video ile duyuruldu. Yeni oyun Amerika'da 17 Ekim'de, Avrupa'da ise 18 Ekim'de hayranlarıyla buluşacak. 4K, 60 FPS ve HDR teknolojisine destek vereceği açıklanan oyunun, serinin daha önceki oyunları kadar ses getirmesi bekleniyor. Oyunda 137 farklı araç ve gerçek yollardan esinlenilerek oluşturulan 19 farklı pist yer alıyor. Oyunda tüm dünyadan en iyi oyuncuların yarışacağı spor modu da bulunuyor. Spor modunun resmi yarışları hafta sonları canlı yayınlanacak bir karşılaşmada sunulacak. Karşılaşma televizyon kalitesinde, canlı yayın kameraları ve canlı yorumcular eşliğinde yayınlanacak.
move around and start exploring. And you'll never get lost in the world because with the press of a hotkey, interactable locations highlight the viewport. Red Dead Redemption 2'ye olan benzerliğiyle adından söz ettiren yapım Wild West Online cephesinden güzel haberler var. Uzun süredir sessiz sedasız geliştirilmeye devam eden oyundan geçtiğimiz hafta ilk oynanış videosu geldi. PC platformuna özel olarak hazırlanan yapım 2017 yılının sonunda satışa sunulacak. And he and I are going to hunt down those bounties and try and collect our reward. We're going to light it back up because this is far from over. In fact, it's only just begun. That's why we brought in you. You got the talent. Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri haline gelen Crackdown 3 oyunuyla oyunseverler buluşmaya hazırlanıyor. Çoklu oyuncu kısmında detaylı yıkılabilir bir çevre sunacak oyun, özellikle birden fazla kullanıcının aynı anda oynamasına alan yaratacak. 7 Kasım'da raflardaki yerini alması beklenen oyundan geçtiğimiz günlerde 10 dakikalık yeni bir oynanış videosu geldi. Oyuncuya birçok özgürlük sunması beklenen oyun, aksiyon severleri memnun edeceğe benziyor. Teknoloji ve bilim dünyasından son gelişmelerle biz Teknohayat programında yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.